Yani aslında var ama yok. YouTube'da canlı yayın değil. Muhtemelen biliyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Hoş geldiniz dostlar. Selamlar. Hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Merhaba. 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 Sağ ol. Sizi sormalı. Kolay ister misiniz? Yok sağ ol. Olur abi. Ben kolay. Klimayı kapatayım mı? Orası esiyor mu? Abi geldi mi sistem? Geldi. Çarpar. Kapatayım mı? Yok abi. Tamam. Okay. Soğuk olursa kapatırız. Şimdi abi. PlayStation 5'in var mı öncelikle? Yok. Uzun süredir yok. İsteyen iki arkadaşım var. Bekleyen iki arkadaşım var. Valla bugün bir arkadaş geldi. Ya arkasından konuşmak gibi olmasın ama 26 bin almış çift kol, 6 aylık cihazı bana 20 bin lira satmak istiyordu mesela. 20 bin yani ben alacağım çift kol, ben karşı satacağım. Satanlar öyle pahalı satınca biraz zor. Aynen. Uygun da cihazı yakalamak lazım. Abi uygun da cihaz gelmiyor. Epeydir gelmiyor. Senin 15'e 16'ya falan alman lazım. Daha ucuz almam lazım. Daha ucuz almam lazım. Chatten yazıyor musun? Chatte belki yazan çıkar. Yani chatten genelde satanlar çıkıyor. Aha. Ben istersen senin için bir anons geçerim. Tamam, hatta videonun altında da belki ben kısa bir anons geçeyim. Dostlar satılık PlayStation 5 kaç liraya arıyorsun mesela? Şöyle benim PlayStation 4'üm var yanımda, bir de onu soracaktım. Alırım. Ama param yok. Param yok. Limit de doldu. Ödemesi diğer yapar. 600 liradan. Fatura ödemeyi planlıyordum ben normalde. Fatura 500 GB. Ha. Kozmeti her şey düzgün. Bir tane kolu var düzgün. Sağ ol. Yanında iki kol daha var. Onları da ne yaparsın bilmiyorum. Güzel. Satın oyun var mı? Oyun GTA 5 ile FIFA 17 var ama yanımda değil onlar. Ha tamam okey onları getirsin. Onlar hakkında bir fiyat belirledin mi sen? Şöyle ben üstüne 10-11 koymayı planlıyorum. 10-11. PlayStation 5 için. Genelde ikinci eller 16'ya 15. Cihazını, çok lafını kestim özür dilerim. Cihazını sahibinden Letgo'dan satsan kaç kol var demiştin? 3. 3 kol. Biri al sağlam. Diğerleri orijinal araba değil mi? Tamir ettirdiler. 1000 lira masraf, toplam 1000 lira masraf yapsa. Sahibinden Letgo'dan cihazı satsan zaten 6000. 6000 yani. Hızlıca çıkarsın. GTA'ya verme. 6000 lira iki bozuk kol, bir tane orijinal 6000'e yapıştır. 6000 lira satar. Üzerine tekrar şimdi 11 eklediğini düşünürsen sen 17 bin lira alacaksın. 17 bin liraya Doğu Bank'tan yıldız yolundan sıfır en az Japon cihazı PlayStation 5 silim bulursun. Bir de esnafa şimdi takas yapınca esnaf az önce tam az önce bu konudan bahsettim bu arada. Takas yapmak yerine nakitte gidersen abi Doğu Bank'taki veya yıldız yolundaki esnafa diyeceksin ki abi diyeceksin abi nakit alacağım çıkacağım diyeceksin. Hemen sonuca ulaşalım diyeceksin. Alacağım çıkacağım. Cihaz var mı? En son ne olur? Nakit. Alacağım çıkacağım diyeceksin. Yormayacağım seni diyeceksin. O mesajı da ver. Nakit olduğunda söyle. Ben düşünüyorum ki yani 17.5'a sana oradan dijital silim rahat çıkar. Onu da yapabilirim de aslında. Fazla zaman yok. Bir an önce almak istiyorum. He anladım. Okey. Spotçular da hızlıca takasla anca yapılabiliyor. Anladım. Sen şimdi cebinde 11 bin var. Aynen hocam. 11 bin var. Cihazın da var. Aynen. Peki. Ben senin için bir anons geçiyorum önce. Olur. Tamam mı? Ondan sonra cihazı satmak istersen onu bir ayrıca konuşuruz. Ben senin için bir anons geçeyim. Dostlar PlayStation 5 ikinci el satan arkadaş varsa, sahibinde ilan varsa şu an chat'e ilan numarasını yazabilir. Ama sizden ricam bu videonun altında da PlayStation 5 ikinci el şu fiyatı satıyorum ilan numaranı da bu derseniz yaz gönder eğer onaya düşmezse bazı mesajlar onaya düşmez onay bekler. Ben onu görüp mutlaka onaylarım. Anlaştık mı? Aranızda alışveriş yapın. Kaç arıyorsan? 14, 15, yani 16, 14, 15. Satabilirsen max 16'ya kadar çıkar. 16'ya kadar çıkar. 16'ya güzel. 16'ya cihaz çok rahat bulursun. Çok rahat bulursun bu arada. 0, 17, 17, 3 ver. Ben mesajı verdim. Cihazını nasıl satarsan kaç satarsın? Cihazı da normal spotçuya sizden bizden olsa 4-5 falan. 4-5. Zaten öldürüyorlar biraz 4-5'e. Yok canım ne öldürmesi öyle bir şey. Yoksa 6-6 falan. Eyvallah. Sahibinden satmayı denemek istiyor musun yoksa esnaf verecek misin sen? Direkt esnafa. Ben teklif etsem aramızda anlaşsak satacak mı şimdi? Olur. Parayı şimdi mi alacaksın? Muhtemelen. O zaman nasıl hallederiz? Havale de sakat abi. Havale de yapmak istemiyorum. Dostça bir havale bir şey olmaz. Dostça havale. Ya yapılabilir de şimdi dostça. Ticari olduğu belli yani. Onu nasıl çözeriz? Bir kafamda şey falan kuruyor. Ben bir cihazı görsem. Tamam. Bir, kaç mesela bir fiyat belirleyelim. Fiyat söyle. Tüm kollarla ne kadar? 5. 5. 2 bozuk kol, 1 orijinal kol. Aynen. Cihaz hiç açıldı mı? Şöyle fan sorunu muhabbeti var ya. Evet. Benimkinin fan sorunu yok. Bir senedir sadece içi açılmadı. O yüzden ses yapıyor. Hmm, doğru. O zaman ilk kullanıcı sensin. Hiç içi açılmadı cihazın. İçi açıldı. Bir kere bir iki sene önce açtım. Hmm. Kendim tozu temizledim. Sonra geri kapattım. Anladım. Faydası oldu mu? Evet. Olmuştu. Birkaç ay götürdü. Öyle sıfır. Sessizdi. Kollar orijinal diyorsun. İkisi de bozuk. Kolların ne arızası var? Şarj. Direkt kolu göstereyim abi. Göster bakalım. Tamam. Garip yani. Oturabilirsin bu arada keyfine bak. Otur. Çarpmıyor değil mi? Yok. Tamam. Yani.
Şu sağlam olan muhtemelen. Şu sağlam olan mı? Etiketli olan. Etiketi silmiş olan sağlam olan. Bu. Yok, bir tane daha var diye. Sağlam olarsa anlarsın demeseydi keşke. Bu. O aynen, o sağlam. Hı, tamam. Kolların durumu çok işleyici değil. Evet, diğerleri evet. Biraz yalama oldu onunla. Peki, oldu olacak, bir de cihaza bakalım mı? Tamam. Beyaz pantolon çok iyi. Beyaz pantolon ben de alacağım da cesaret edemiyorum onu ya. Bir sürtündü mü var? Bir sürtündü mü direkt leke oluyor. Aynen öyle. Ben vallahi zahmet olmasa. Cihaza bakalım. Cihazın temiz, içi açılmış. Tabii ki dediğin gibi. Aynen. ...1100 model. Sidrom mekanik eşleme... ...onlar bir şey var mı? Yok, onlar var. Zaten bir 6-7 senedir neredeyse... ...CD'sini bile çalıştım. Artık dijital. Anladım. 5000'e GTA'da verecek misin? Onu işte bugün veremem. Ha, anladım. O zaman sonra. Ama bugün sen nakit tamam istiyorsun. Aynen. Bugün hemen sen PlayStation 5'i halletmek istiyorsun aslında. Bugün, bugün bitirmek istiyorsun. Bir şey bitireceğim. Tamam. Saat 8 nasıl yapacaksın peki? Diğer esnaflara koşacaksın hemen. Aha. Diğer esnaftan kimden çıkarsa. Bir de zaten bir tanıdık bir yer var. Hı. Oraya da saat 10'a kadar çık orası. Anladım. Tanıdık yeri cihazı vermek yerine bana vereceksin o zaman. Aynen. 5000 az değil. Bunu esnafa versek başımız ağrır mı? 5000, ben bunu 4000 esnafa versem 3 tane kol bana kar kalacak. 1000 liraya gelmiş olacak. Kolları da 500'e yaptırırsam bir kol da sağlamsa 1000 liraya 3 tane kol almış olacağım. 1000 liradan masraf yapacağım. Eğer masraf kurtarırsa 1000 liraya 3 tane kol bana 2000 liraya gelmiş olacak. Kolları 1750'den satsam 2000 liraya yatıracağım. 1750 ve 3,5, 4,5, 5,250, yani 3000 lira kazanmış olacağım bu maceranın sonunda. GTA 5 çizik temiz. GTA 5 çizikli. Çizik. Aynen. Yani sıkıntısız çalışıyor ama çizikler var üstünde. O zaman GTA 5 sende kalsın, 4,5 yapalım. Ne dersin? Abi 5 aşağısına vallahi düşünüyorum. Kurtarmıyor mu? 5,5. Tamam, ben şansını ne diyorum? Soruyorum. Senin sevdiğin bildiğim için abi. Ha canımsın, okey. O zaman başkası olsa 6. 6. Direkt 6 derdim. Peki, diyelim ki aldım. Ödemeyi nasıl çözeceğim? Bankadan para çekme limitim yok. Bankada para var ama havale yapamam. Ticari hesap. Ticari hesapta havale yapamazsın. Hı-hı. Sıkıntı. Şahsi olsa olsa hani dediğin gibi aramızda halledilir bir şekilde. Onu ben nasıl çözerim? Akrabadan yardım isterim. Akrabada para varsa akrabadan çekerim. Sana veririm. Akraba derken bizim aile. Hı-hı. Ama onu da şu saatte yapabilir miyim? Onu da hangi saatte yaparım? Sen bugün cihaz alacaksın bir de. Aynen. Tanıdığın yer Bakırköy'de mi? Bakırköy'de değil. Ha, Bakırköy'de olsa hepsini tanıyordum. Şey, Büyükçekmece. Ha, uzak taraflar. Sen oraya gideceksin buradan. Aynen. Biz de oradan geldik. Orada yaşıyoruz. Yapma ya. Beylikdüzü güzeldir. Çok karıştı mı Beylikdüzü buralar? Ben Marmara Park'a gittim abi. Kimin Türk olduğunu anlamıyorum. Anlaşılmıyor da zaten. Orası Esenyurt'a var ama Beylikdüzü nispeten daha iyi yani. Evet, çok enteresan. Orada şey yani South East dışında farklı kültürler de var artık orada. Yani Avrupa falan da var galiba. Evet, evet. Çok karışık bir kültür. Ben açıkçası hiç kimin nerede olduğunu anlayamadım. Beylikdüzü'ne gideceksin. Peki Beylikdüzü'nde ben bu işi... Bir telefon görüşmesi yapacağım. Evet, okey mi? Anlaştık mı? Ondan sonra bunu 5'e almak çok mantıklı değil benim için. Çünkü bunu alacağım. 4'e bir şey çıkarsa ihale bende kalacak. Keyifli olmaz. En kötü 5'e telefon ederken düşmüş olacağım. Anlaştık mı? Bu arada sizi tutuyorum bu arada aslında. Özür dilerim. Anlaştık mı canımsın? Eyvallah. Hemen şuradan bir görüşme. 5 aslında dışarıdan mantık görünüyor biliyorum ama 1 mat parlak. İçi açılmış. İçi açılmamış olsa 5 çok güzel. Ama içi açılmış her ne kadar sanıştın desen de ben bunu esnafa verirken içi açılmış olarak düşüneceğiz. O şey, onun üzerinden konuşacağız. Ben bunu esnafa versem 4'ten satacağım. 1000 liraya da benim tek kârım ne olacak biliyor musun? 1000 liraya 3 tane kol, birisi çalışan kol alacağım. Kolu sattığım zaman çalışan kolu eğer direkt çalışıyorsa 1000 liramı çıkartacağım. 2 kol artı 750 lira veya 500 lira benim kârım olacak bu alışverişten. Ama 5000 liraya buna yatırım mı? Mesela şunu düşün. Laf tutuyorum seni sanki, kusura bakma. Senden yarım saat sonra birisi gelip 5000 lira daha güzel bir cihaz verdim, o cihazı kaçıracağım bu sefer. Aynen. Mantık bu olacak. Tamam, okey. Şimdi B planına hemen geçiyorum.
cihazları veririz inşallah ya. Neyse dur. Tabii. Klima geçince beyaz tişörte geçmişsin abi. Ha beyaz, diğerleri hep renkli. Hala terli bu arada da. Diğer renkler teri gösteriyor. Bu beyaz tişörtü içeriden bir yerde. Bu benim yastık kılıfıydı içeride. Beyazdı. Onu kullanmıştım. Anyway. Şimdi hemen şuradan bir mesaj. Şunu. Düşürmeyelim de şimdi. Bakalım mesajı görecek mi? 4.5 ya, al zarar etme bebeğim. 4.5 arkadaşlar, ben teklif ettim, kabul etmediler. Abi kabul etmek zorunda değil bu arada. Yani ticaret şeydir abi, eş dost bir yere kadar. Ticaret abi kazanmak zorundasın. Sen 500 lira zarar etmek istemezsin. Ben de satarken aynı şey yaparım. Satarken düşmem. Gayet normal yani. Çok normal. Tekrar. Kolay yedir, eli dezenfekte eder sadece. En güzel tarafı bu zaten. Dünkü efsane yorumlardan sonra dayanamamış. Ha şey mi? Yorumlara bakmadım ama ben o özellikle şey için dostlar. Bizim arkadaşlar verecek cevabı olsun diye. Yani klimanın asıl sebebini söyleyeyim bu arada. Yazan X arkadaşlar var. Evet. Bizim arkadaşların verecek cevabı yok. Ben bizim arkadaşlar cevap verebilsin diye. Eline bir şey olsun. Ya ne oldu filan desinler de, anladın mı? Yoksa ben uzatırdım yani. Bir klimadan vuruyorlardı galiba, bir de tişört mantığı. Bir klima, bir tişört. Yok, vuracak adam her yerden vurur. Yani. Hiç sorun. Bak şu diyalogtan bile 10 tane malzeme çıkacak, emin olabilirsin. İşte tuttu adamları, kolonya 2 kere verdi falan da filan da. Beyaz pantolonlu laf etti. Abi neler çıkacak yani. Sevmeyen adam üretir. Böyledir yani. Sen de sevgilisin mesela, ayrılmak istiyorsun. 1000 tane bahane üretebilirsin. Öpmek isteyene burun bahane olmaz. Çok güzel bir kelimedir abi. Klima... Klimacıların en güzel günü bugün. Evet, tamam, okey. Üşümüyorsunuz değil mi? Yok abi, gelmiyorum. Okey. Klima göstermek mi, çalışıyor mu diye soruyorlar. Bilmiyorum, arkadaşlar söylüyor. Gerçekten söylesin. Çalışıyor şu an. Ha? Ha, tamam. Şimdi. Bir soğukluk var. Hafif esiyor işte, hafif. Bir tam azıcağım veriyoruz, öyle. Ben cevap alamadım WhatsApp'tan. Arayacağım. Düşünüyor galiba. Yazıyor. Tamam, bakalım. Hayırlısı bakalım. Bizim takipçilerden de. Yabancı değil. Yarın vereceğimi söyleyeyim. Çünkü benim limitim doldu. Vakit çekemiyorum bankada. Yoksa ben çekerdim, hallederdim. Bugün çektim çünkü. Ha, bu şey mi? Arkasına su buz falan koyuyorlar. Su buz da koyabilirsin. Ekstra soğutuyor bu şekilde. Evet. Ama bu şekli bile beni zaten hasta edecekti neredeyse. Diğer şeklini düşünemiyorum. Özelliklerden de biraz bahsedelim. Klimamız. Klimamız efendim. Ama bu tür şeylerde markadan çok yürümemek lazım. Yani internette böyle public yayın olduğu için böyle göstermeden reklam yapmak mesela şeymiş. Çok zarar etik yani. Değilmiş mesela. Onun için çok da markasından bahsetmemesi. O cihazdan almam. Onlar yasaklar. İyi olsun. Okey. Okey. Cihazı alma dedi bu arada. Chat'te zaten. Son bir mesaj yazıyor. Onu da okuyayım. Ondan sonra. Çünkü dediğim gibi benim nakitim var. Yarın gelip alırım desen çekerim. Havale yapamıyorum. Şirket hesabı, havale hiçbir şekilde olmaz. Nakit şeyin limitim bugün doldu. Bugün 7.5 aldım ama dağıttım. Borçları falan ödüyoruz malum. Şansa. Ya ama biliyorum böyle bir şey başıma geleceğini biliyorum zaten. Ha, ceza ödemiş. Ceza ödemiş. Peki o zaman sizi bekletmiş oldum ama bugün çıkmıyor bende. Bir tane soğuk içeceğim var. Paylaşırım derseniz vereyim. Bardak da var. Gerçekten. Valla sağ olun, var olun. Teşekkürler. Yarın ödeme var dersen bugün bırak, yarın al. Ama sen işin bugün halletmek istiyorsun. En azından misafirim oldunuz. Evet. Konuştuk, sohbet ettik, tanışmış olduk. Okey mi? Ama senin vereceğin yer zaten bu fiyatı alacak. Aslında hemen çok bir kaybımız yok. Tamam, süper. O zaman ama dediğim gibi alacak olsam bakayım. Ha tamam, okey. Para
parayı da harcamış çünkü zaten. Okey. Bu seferlik böyle. Oradan tutarsan kapak açılırdı. Şöyle tutarsan daha sağlık. Oradan kapak açılıyor cırt diye. Abi kolay gelsin ya. YouTube'da canlı yayındayım. Ses yönü canlı yayınlayacaktır. Biliyor gibisin zaten. Canlı yayındayım. Söyle merak et. Keyfine bak. Buyur. Ne var mı? Ne? Call of Duty Cold War. Yok. Vanguard var sadece. Vanguard'da 1.5-1.5 lirası. 1.500 lirası. Evet aynen. GTA 5'e kadar onda böyle. GTA 5 minimum 800 liradır. 800. Evet. Görüşürüz sağ olsun. Dostlar bu arada kusura bakmayın. Param olsa çözerdim ama dediğim gibi nakit avansı bitim. Bugün kapandı. Yarın alırım dersen yarın gelip nakit ödeyebilirsin. Sen yine de ben yayını kapanacak kadar düşebilirsin. Eğer olursa cihazı bugün bırakırsın. Yarın bugün ben elden çıkaramazsam bir sıkıntı çıkarsa falan. Ben zaten buradayım. Ben okeyim zaten. Ben 5'i alacağım. Anlaştık mı? Ama dedim ki nakitli bitim. Bugün kapalı. Buradan da destek alamadım. Okey mi? Tekrar memnun oldum. Aynı şekilde dostlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah aynı şekilde. Her zaman bekliyorum bu arada. Bu alışveriş olmasa da bundan sonra alışveriş zaten devam edecek. Aynen. Görüşürüz. Teşekkürler. Sağ olun. Bir şey unutmadık değil mi? Yok abi. Tamam güzel. İyi yayınlar abi. Görüşürüz. Kendine bak. Sağ olsun. Yardımcı teşekkür ederim. Sağ olsun.